Merhaba, hoş geldiniz. ETS 146 desteği için RoyaleXtend.com'dan hem ücretli hem de ücretsiz harita modu çıktı arkadaşlar. Hemen ben de bu harita modunu indirdim ve sizinle paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar RoyaleXtend.com sitesine giriyorsunuz. Ben zaten videonun yorumlar kısmında gereken linkleri vereceğim. Bütün linklerin hepsini zaten toplu bir şekilde görebileceksiniz. Şu genişletilmiş kısma geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın dilerseniz premium sürümünü de yükleyebilirsiniz. RoyaleXtend.com 3.6 146 için. Hemen şuna kısaca bir göz atalım. Abi işte ne gibi değişiklikler gelmiş? İşte Erzincan eklenmiş, Bakstanka eklenmiş, Potosani eklenmiş, Erzincan, Sivas, Trabzon, Ordu yolunda sanırım bir bağlantı kurmuşlar. Ukrayna'da bazı benzin istasyonları güncellenmiş premium sürümde. Premium sürümde toplam 5 tane dosya indirmeniz gerekiyor. Cüzi bir miktarda sizden destek istiyor. Yani adı üstünde ücretli sürüm maalesef bu. İşte 5 euro gibi bir destek sağlamanızı bekliyor. İşte PayPal'dan ya da ne bileyim Patreon'dan ya da PayShip'ten bir minimum 5 euro düzeyinde destek sağladığınız takdirde daha hızlı bir şekilde dosyaları indirebiliyorsunuz ve daha geniş bir haritaya sahip olabiliyorsunuz. Ama bizim asıl konumuz ücretsiz haritayı nasıl indirebileceğimiz konusu. Şimdi buradan geri gelelim abi. Ücretsiz sürüme tıklayalım. Ben size yorumlar kısmında az önce de bahsettiğim bir link vereceğim. O linke tıkladığınız zaman bu forum sayfası açılacak. Forum sayfasına geldiğiniz zaman eskiden üye olmadan bile indirebiliyordunuz direkt. Fakat şu anda üyelik istiyor. Ücretsiz bir şekilde işte mail adresinizde üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ücretsiz haritanızı indirebilirsiniz çocuklar. İşte ücretsiz haritada ne var? İşte yine Bastanka, Ukrayna'da sanırım bu şehir. Potosani var Romanya'da. Aksaray eklenmiş Türkiye'de, Dardanel Köprüsü eklenmiş gibi bazı yine ufak tefek düzeltmeler yapılmış ücretsiz sürümde. Toplam 5 tane dosya indiriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Yalnız aklıma gelmişken şunu söyleyeyim çocuklar. Bu RoyaleXtend.com'de Türkiye haritası ücretli ya da ücretsiz olsun. Toplam ETS 2'de 7 tane deleceğe sahip olmanız lazım oynayabilmeniz için. Onu da şuradan göstereyim. Bakın başka bir site üzerinden gösteriyorum. Toplamda Going East 1, İskandinavya 2, işte Fransa 3, Liberia 4, İtalya 5, Baltic Sea 6 ve bizim Türkiye'mizin de bulunduğu Black Sea derecelerine sahip olmanız gerekiyor. Orijinal Steam'den alınmış ETS 2'nin yanı sıra. Evet, bunu da anlattık. Şimdi bu dosyaları da indirdik. Peki nasıl kuracağız? Gelelim masa üstüne abi. Bakın indirdiğimiz dosyalar burada çocuklar. Toplam 5 tane dosya. Bunları kopyalıyorsunuz abi. Kopyalayın bunları abi. Gelin bilgisayarıma. Belgelerime gelin abi. Euro Truck Simulator 2 oyununu açıyorsunuz. MOD. Daha önce mod klasörünü oluşturmadıysanız kendinize sağ tuş yapıp yeni deyip MOD yani mod klasörü oluşturuyorsunuz. Mod klasörü oluşturduktan sonra mod klasörünü açın ve bu kopyaladığınız dosyaları yapıştırın. Şu anda ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum çocuklar. Evet, dosyalarımızı yapıştırdık. Mod klasörünü attık. Burayla da işimiz kalmadı. Şimdi ne yapmamız lazım? Hemen oyunumuzu açalım ve oyun içerisinde de modlarımızı aktif etmemiz lazım. Evet, oyunumuzu açtık. Şimdi mod yöneticisi diyelim abi. Bakın burada. Bunlar tabi 1.45 eski sürümler. Bunları kaldırın abicim. Hah, kaldırın. Yeni yüklediğimiz mod klasörüne attığımız dosyalar burada bakın çocuklar. 1.46 yazıyor görüyor musunuz? Sıralamasını da yapmışlar size. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Hemen bunları abicim üzerine çift tıklayıp sağ tarafa atıyorsunuz. Sıralaması da bu şekilde çocuklar bakın. Adam zaten üstüne yazmış. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde sıraladıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz. Oyuna devam et diyelim. İlk yüklemede sizi birkaç dakika bekletebilir. Fakat diğer yüklemelerde bu kadar beklemeyeceksiniz.
Oyunumuz açıldı. Haritamız yüklendi. Şöyle M tuşuna bakalım haritamıza. Şöyle uzaktan bir görelim bakalım. Çocuklar, Re-Extended haritası sadece, tamam, biz hani Re-Extended Türkiye haritası diye söylüyoruz ama aslında sadece Türkiye haritasından oluşmuyor. Şu kısımda, şu haritada gördüğünüz alanlar da Re-Extended haritasının içeriğinde gördüğünüz gibi. Ama tabii biz daha çok işin Türkiye kısmı ile ilgilendiğimiz için şöyle biraz yakınlaştırayım da. Heh. Bakalım değişik bir yer. Şurada sanırım Çanakkale'de Dardanel Köprüsü eklenmiş, değil mi? Aksaray eklenmiş. Evet, şu Aksaray bir önceki sürümde yoktu. Zaten az önce de yazısını okuduk. Haritamız bu şekilde. Haritamız genişledikçe, haritamız hakkında güncellemeler geldikçe hemen tabii bunu sizinle paylaşmaya devam edeceğiz ve Re-Extended haritamızda teslimatlar yapmaya da devam edeceğiz aynı zamanda. Şimdi buradan çıkalım. Şöyle bir de canlı canlı bir giriş yapalım abi. Sür diyelim abicim. Gece oldu. Bu ne? Hemen ben bir gündüze alayım. Şöyle gündüz gözüyle bir görelim. GS time. İşte sabah 7 olsun. Heh. Şu anda biz neredeyiz abi? Ankara'dayız değil mi? Ha. Evet, Ankara'dayız şu anda. Şöyle bir 9'undan bir çıkalım. Yukarı bir çıkalım şöyle. Heh. Evet, burası Re-Extended haritası ve şu anda Ankara'dayız. Ankara'da sabahın 7'si çocuklar. Gördünüz mü? Evet. Haritamız hakkında söyleyebileceklerim bunlar çocuklar. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.